hepsini birden. Evet, çekiyor. Adınız, soyadınızı söyler misiniz? Turhan Ergöç. Bugün 8 Ekim İzmir 2010. İzmir doğumlu, 1914 doğumluyum. 1914 doğumlusunuz. Ailemiz de İzmir'in yerlisi. Birinci eşiyle babam evlendikten sonra memnun kalmamış. Bir ablam vardı birinci eşinden. O bizim evde kaldı ve orada büyüdü. İkinci eşi Girit macillerinden 1908-12 senelerinde Yunanların, Rumların iyi hareket etmemeleri üzerine kurdukları o siyasetten çok Türk göç etti Girit'ten. İstanbul'a geliyorlar. Dedem 3 evlat sahibi. Büyük oğlan Macaristan'da tahsil yapıyor. Teyzemle annem İstanbul'a geliyorlar. Orada bir müddet kaldıktan sonra İzmir'e göç ediyorlar. Babamla o şekilde tanışıyorlar. Vapurda dedem sakın Rumca konuşmak yok bundan sonra şu dakikadan itibaren. Türkiye'ye varınca tamamen Türkçe konuşacaksınız. Talimatını vermiş. Onun için ben Rumca bilmem hiç aile tarafından. Babanız nereliydi acaba? Babanız nereliydi? O da İzmirli. Babamın dedesi Yunanistan Eyrubos adası macirinde İzmir'e geliyor. Yunanistan uzun bir tarih bizim idaremiz altındaydı. Osmanlı idaresinde. Evet. Peki mesleği neydi babanızın? Bir dakika. Babamın dedesi Eyrubos maciri İzmir'e geliyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin emri demeyeceğim de muvafık gördüğü bir Bektaşi tarikatına mensup. İzmir'e git diyor. Orada harap bir tekke var. Onu imar et, cemaat topla. Talimatını veriyor. Babamın dedesi 6 evlat sahibi. Babamın babası da bu tarikattan pek ilgilenmiyorlar. 6 evlattan hiçbirisi bu Bektaşi babalığını devam ettirmiyor. Babamın dedesinin torunu daha 5 yaşında. Bundan sonra diyor torunum idareyi ele alacak diyor. Bu şekilde babamla annem İzmir'de tanışıyor. Babam Alsancak İthalat İhracat Gümrüğü veznedarı. Osmanlı veznedarı. Tabir sandık eminliği. Veznedar lafı kullanılır. Sandık eminliği. Ve burada aylığı altın olarak. Osmanlı'da o kadar altın bol ki artık maaşları bile altınla veriyor. Güzelyalı'da bir arsa alıyor. İki katlı büyük bir bahçe içinde ev yapıyor. Yarısı sebze bahçesi, yarısı da çiçek vesaire, meyve ağaçları. Ben bu evde doğdum, güzel oldu. Gözümü açtığım zaman büyük bir bahçe içinde, kendimi tanıdığım zaman, artık 3 yaşından sonra. Büyük bir havuz, içinde kırmızı balıklar. Havuz 3 gözlüydü, şırıltıları eksik değildi.
Babam da ehli kef bir tabiattaydı. Karşısına camikan denen bir oda yaptırıyor havuzun karşısına. Orada müzikle ve biraz da içkiyle keyifleniyor daha çok. Udu elinden bırakmıyor bu sefer. Hem okurdu hem çalardı. Ben bu seslerle kulak dolgunluğu oldum. Beş yaşına geldiğim zaman bir gün böyle kanatlar şeydi, ıskarıydı. Oradan evin içinden bakıldığı zaman kanatların arasından yol görünüyordu. Sokak yani. Ha, benim bir şeyden haberim yok. Niye bakıyorsunuz oradan dedim. Ben de bakacağım dedim. Ve şu şekilde kendimi biliyorum. Gel dediler, bak bakalım. Bir baktım sokakta bir subay, dört tane Yunan askeri. Ellerinde süngüler, başında bir çürle, böyle bir püskür sarkıyor. Giydiği pantolon buraya kadar, ondan sonra beyaz bir çorap. Bir de tuhaf bir ayakkabı vardı, üstü püskürlü böyle. Bunlara Efson askeri dediklerini sonradan öğrendim. İzmir'de kıyamet kopmuş, haberimiz yok. Her evin kapısını çalıp silah soruyorlar. Tabanca, silah var mı evinizde? Varsa getirin, teslim edin. Yiğit Macir dedem de bizim evde o gün. Açıyor kapıyı. Rumca ilk defa konuştuğunu duydum dedemin. Onlarla anlaştım. Girit Rumcası, bir de Yunanistan Rumcası. Değişikmiş öyle. İçeri girmediler. Babamı aldılar, götürdüler. Güzelya'da bir kilise vardı, orayı topluyorlar. Güzelya'lı halkını. O dört gün orada, ondan sonra bıraktılar. Ne yapmışlar orada dört gün? Hapis. Sorgu sordu mu sormadı mı artık, nasıl anlaştılar bilmiyorum. Gelelim İzmir'e. Görmediğimi okuduğumu nakledeceğim size. Beş yaşında ne işim var İzmir'de mi var? Yunan askeri İzmir'e geleceğini halk öğrenmiş. Padişahın emriyle İstanbul, İzmir, Antalya tarafları işgal altına giriyor. Kollarını sallaya sallaya, hiçbir silah patlamadan. Yunan askeri de gemilerle böyle kordona çıkıyor. Sakın silah atmayın, onlar bizim misafirimiz emrini veriyor valiye. Halk dayanır mı? İzmir halkı, milliyetperver insanlar. Toplu halde cephanelik diye bir depo varmış. Oraya gidiyorlar, kepenkleri kırıyorlar, açıyorlar, içeride bir tek silah yok. Muharebe olacak, karşılayacaklar bunu. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yunan askeri kordonda sıralanıyor. Başpapaz, o zamanki başpapaz. Yani Türklerle Rumlar gayet iyi komşuluk yapan bu Rumlar. Yunan askeri kordona çıktı diye muazzam bir karşılama yapıyorlar. Derhal değişiyor yerli Rumlar. Türkler... Bir şey soracağım Turan amca. Bu işgalden sonraki günlerde, bir hafta, 10 gün, 15 gün içerisinde başka tür olaylar olduğunu duydunuz mu hiç yani? Çok duydum. Yani yine böyle... İşte sıra oraya gelecek, evet. Anlatacağım şimdi. Başpapaz bu askerleri karşılayarak bir tepsi içinde ekmek, tuz vesaire getiriyor. Sizi bunlarla taksit ederim. Hazreti İsa'nın ruhu için ne kadar Müslüman, Türk hiç acımadan duracaksınız. Hazreti İsa'nın ruhu şad olacak. Bunu bir yerden okudum, naklediyorum ben.
Türkler karşıdan bunu seyrediyorlar. Başları fesli o zamanki insanlar. Ve duyuyorlar her şeyi. Yunan askeri böyle muntazam bir görüşle saat kulübesinin oraya geliyor. İzmir'de gazeteci Hasan Tahsin gizliyor bir silah. İlk öndekine çıkarıyor silahını, vuruyor. Adamı öldürüyor orada. Aniden tek silahla Yunan askeri hemen dağılıyor. Tedbir alıyorlar. Arkadan başka silahlar patlar diye. Hiç pat bir şey yok. Tek kurşun. Peki sizin o gördüklerinizi bize anlatsanız benim için hani sizin gördüğünüz, duyduğunuz şeyler çok daha değerli. Şimdi Güzelyalı'da Yunan askerleri ya ikinci gün sonra ya bir gün sonra Güzelyalı'ya geliyorlar. Her tarafa dağılıyorlar. İşgal vaziyetini alıyorlar. Türk mağazalarını yağma etmişler. Yerli Rumlardan onlara önderlik, rehberlik edenler olmuş. Şu Türk dükkanı, şu Türk evi, şu bilmem ne. Kışla da, askeri kışla var tam Saat Kulesi'nin karşısında. Bunların resmi de var burada ama resmi alabilir misin bilmiyorum. Alırız. Kışlanın resmi. Bir merasim zamanında Osmanlı devrinde çekilmiş resim. Evet var biliyorum ben onu. Evet. Üç katlı bina kışla. Ve şu şekilde böyle denize bakıyor. Çok büyük bir kışla. Valiye emir göndermiş. Asker sivil şey asker subay kışla da vazife başından ayrılmasın. Sakın tek silah atılmasın. Padişah o devirde Allah'ın kulu sözü neyse tamamen tatbik edilir. Tatbik etmeyenler idam edilir. Padişahın sözü böyleymiş. Sizin mesela o sıralarda herhalde 14-5 yaşında filansınız. 5 yaşındaydım. O sırada. Turan amca, şimdi Pelin Hanım'ın esas senden duymak istediği, öğrenmek istediği senin bizzat görüp duydukların. Hani okudukların değil de zaten kendisi de tarihçi olduğundan yani bizzat senin tanıklıklarını öğrenmek istiyor. Bora, benim gördüğüm ya da sizin evde Yunan işgalinde 5 yaşındayım. Güzelyalı'daki gördüklerimi bildirdim. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 8 küsur yaşındayım. Onların nasıl İzmir'den kaçtıkları. Mesela onu da çok önemsiyorum. Bu mesela İzmir yangını sırasında siz Güzelyalı'da mıydınız? Evet. Güzelyalı'da. Yangında. Yangın sırasında. Peki onu mesela hiç hatırlıyor musunuz? Bu yangının çıktığına dair size kim haber verdi? Ortam nasıl oldu? Evin içindeki bakın, ortam. Bakın Yunan askerinin İzmir'e geleceğini İzmir'de halk 3 gün evvel haber almış. Kurtuluş istirdatta yani. Evet, daha Yunan askeri gelmeden 3 gün evvel İzmirliler haber almış bunu. Vali vasıtasıyla ilan edilmiş. Nurettin Paşa değil mi vali? Evet. Vali İzmir'in en büyük insanı. Padişah'la devamlı o konuşuyor. O da herkese talimat veriyor. Kışla kapısını kırıyor Yunan askerleri. Vazife başında olan askeri, subayı önüne geleni katlediyorlar. Ama bu dediğiniz işgalin olduğu dönem. İşgalin olduğu gün. Hasan Tahsin'in tek silah atması. Peki sonra atması. İşgalden, yani benim sorduğum soru daha çok yangın şu anda. Tamam o şeyi okuduklarınızı anlatıyorsunuz, çok da güzel anlatıyorsunuz. Ama mesela siz mesela alışverişe, konağa vesaire nereden yapardınız alışverişinizi? Hiç dışarıya çıkar mıydınız annenizle babanızla? Vallahi sırayla anlatıyorum. Anladım ama siz hani okuduklarınızı bize anlatmayın. Gördüklerinizi anlatın Turan amca. Çünkü okuduklarınız peki, yazıldı zaten. Yunan askeri İzmir'de katliam yaptı.
aşağı yukarı 10 bin kişi kadar, yahut da yanlış söylemeyeyim, belki de 2000'in üzerinde. Bizim askerimiz, subayımız kışla da hiçbir karşılık vermiyor. Bunun üzerine benim eşimin amcası onların içinde şehit oluyor. Bilgim buradan geliyor. Anladım. Yani eşinizin amcası şehit oluyor. Şehit, o da subaymış. Adı nedir biliyor musun? Eşimin babası da subaydı, amcası da. Amcası orada şehit ediliyor. Adını hatırlıyor musunuz Turan amca? Adını hatırlıyor musunuz? Eşinizin amcasını. Bilmiyorsunuz. Şehit olanlar İzmir'in yegane hastanesi olan devlet hastanesi Konak'taki. Orada alt kata getiriliyor. Gurebe Hastanesi. İzmir Memleket Hastanesi. O zaman öyle oldu. Öyleydi. Akrabam da hastaneye 50 metre mesafede. İzmirli olan hanım akraba, giden bakayım kimleri öldürmüşler diye giriyor içeri. Böyle erkek gibi bir hanımdı. Bu hanım da İzmir'in meşhur Eczacıbaşı Ferit Bey'in kardeşi. Duydunuz mu Eczacı? Duydum, evet. Eczacıbaşı İstanbul'da firması, evet. İlaç yapıyor muhtemelen. Onlar sonra da. İşte o ailenin kızlarından bir tanesi akrabamla evli. Hastaneye giriyor. Eşimin amcasını görünce hemen çıkıyor dışarı. Oradan haber alıyorlar. Eşimin ailesi. Buraya geçelim. Peki cenazesini size veriyorlar mı? Aynen. Bir yerde gömülüyor mu? Verecekler tabii. Vermeyip de ne yapacak? Yani onu hatırlıyor musunuz diye soruyorum. Verecekler. İzmir'de daha neler yapmışlar onları. İstemiyorsunuz, anlatmayayım onları. Gördüklerinizi anlatın. Hayır, Turan amca şimdi... Yani hayır, istemiyorsunuz diye değil de... Şöyle, esas kaynağı... Gireceğim o şeye, safhaya. Anladım. Şu kadarcık İzmir'in halini anlattım ben size. Anladım. Kıyamet koptu İzmir'de. Evet. Haberimiz yok Güzelyalı'da. Evet. Güzelyalı'da babamı götürüyorlar, bu kadar biliyorum. Bunun üzerine işler düzelince babamı tekrar vazifeye çağırıyorlar. Sandık eminine. Ben Yunan'a hizmet etmem diye gitmiyor. Gitmeyince ne iş yapacak? Hani aylık? O güzelim bahçeli evimizi bir Rum'a kiraya veriyor. Türkler tutar mı? Kiracı olur mu? Zengin bir Rum'a. Ya yerli Rum'du veyahut da Yunanistan'dan geldi. Pek bilgim yok onda. Biz çıkıyoruz kiraya bu sefer küçük evlere. Nereye gidiyorsunuz? Yine Güzelyalı'da. Babamın ticareti de Güzelyalı'da. Hem bakkaliye hem bazı inşaat malzemeleri satıyor. Ben de babama yardımcı oluyorum. Dükkanı haşır neşir oluyor. Bir gün akşam karardıktan sonra dört tekerlekli üstü böyle kapalı bir arabayla bindik arabaya. Yahaneler semtinde tekkeden bahsetmiştim. Orada iki katlı bir eve yerleştik. Tekkenin içinde. Tekkenin içinde. Ayrı bir evdi o. Onun ilerisinde, biraz ilerisinde de büyük dedemin yakınları metfun, çocukları vesaire. Mezarlık var. Küçük bir mezarlıktı. Müslüman mezarlığı. Şimdi dedemin, babamın dedesi dediğim orada metfun. Vefat ediyor. Bu tekkiye hizmet edenlerin bazıları da orada metfun, gömülü. O evde Güzelyalı'ya gidip gelmek bayağı büyük iş. Bakkal dükkanına. Bakkal dükkanı her gün sabah gidecek, akşam dönecek.
elimden tutardım. Bir de ayakları ağrırdım. Oğlum dur biraz dinlenim derdi bana. Şeye inerdik, konağa. O yokuşlardan inmesi kolay da çıkmasın. Giderken zor. Hep yokuş çıkacaksın. Bir şey soracağım Turan amca. Karantina binaları duruyor muydu o zaman? Karantina binaları duruyordu tabii. Ama sahil tamamen iki katlı evler. Peki karantina binaları nasıl, neredeydi hatırlıyor musunuz? Hani nasıl binalardı? Biraz tarif eder misiniz? Şimdi karantinayı şöyle anlatayım size. Bir tepenin, bir büyük bir tepenin sahile yakın yerde yol yaptırmışlar Osmanlı. Bu yolun kenarlarında iki katlı ve deniz tarafında iki katlı evler yapılmış. Esas karantina yukarı doğru yokuştur. Tam deniz kenarında biliyorsunuz. Denizi gören evler. Karantina tepenin üstündekiler. Yukarı çıktıkça deniz ayak altında. Hatta konak tarafında temaşalık demişler bir yer var. Bütün körfezi seyrediyor oradan. O Esrappaşa semtinin halkı. Oralarda kalabalık Müslüman mahalleleri. Artık en yukarıda Esrappaşa. Hı hı. Yahaneler ondan sonra mıydı? Yahane ve civarları böyle. Hı. Yahane düz yerde. Tekrar aşağı iniş var. Bozaka'ya giden yol var. Toprak bir yol. Hı. Bozaka küçük bir köy o zaman. Bu Bozaka yolunun kenarında da tekke. Yahanelerden hemen iner inmez orada 15 dönüm kadar bir arazi içinde. Arazi. Karadutlu tekkesi tabir ediliyor. Karadutlu. Karadut. Meşhur Ekşim Traktör'ü çok kıymetli bir duttur. Bir tane karadut ağacı var. O karadutlu ismini vermiş. Büyük dedim. Konaktan neyle gidiyordunuz sonra? Babandan konağa kadar iniyorsunuz. Konaktan neyle gidiyordunuz güzel o gibi? O iki katlı evde kaç ay kaldığımızı, bir sene mi, ay mı pek bilmiyorum. Yalnız güzel adaya gidip geldiğimizi iyi hatırlıyorum. Tramvayla mı yürüyerek mi? Güzel yalıya, konaktan güzel yalıya. Şimdi bazen yahanelerden konağa kadar tamamen iniş var. Varyant falan var ama bu gibi muntazam değil. Peki konaktan varyant güzel yalıya? Varyant falan yapıldı onu biliyorum. Konaktan güzel yalıya nasıl gidiyordunuz? İki at çeken tramvaylar vardı. Konak güzel yalı arası da işte. İki at çekiyordu o tramvayları. İner inmez aşağı tramvaya binerdik. Tramvayla güzel yalıya giderdik. Bu kolay tarafı hep iniş. Damlacık yokuşu vardı. Ekseriye orayı takip ederdik. O yokuş hala durur aynı şekilde. Kestirme bir iniş. E peki akşam üstüne yapacağız? Dükkan iş yeri kapatılırdı. Hadi oğlum yürüyelim. Nereye yürüyeceğiz baba? Şimdi tramvaya bineceğiz. Karantinada ineceğiz. Karantinadan yokuş çıkacağız. E nereye gideceğiz oradan? Bir demir köprü var. O demir köprüden geçeceğiz. Kara Fatma Dağı tepesi. Oralardan yürüyerek ev yok. Tekkiye varacağız. Bu kestirme yol. Bazen ekseri bu yolu takip ederdik. Geliş konak tarafındandı. Güzel yolu geliş. Gidişte buradan. Sanat okulunun arkasından, Mithatbaşı Sanat Okulu'nun arkasından demir köprü. Yine yokuş çıkılıp demir köprüden geçilecek. Ondan sonra düz yol. E baktı olacak gibi değil. Bu çekilmez bu yol her gün git gel. Güzel yolda küçük bir eve kiracı olduk. Orada bir müddet oturduk. Başka bir eve kiracı olduk. Üç ev değiştirdik. Üçüncü ev deniz kenarındaydı.
tek katlı büyük bahçeli bir evdi. Orada oturduk. Bu 3 sene içinde hep bu 3 evde oturduk. En küçük kardeşim o deniz kenarındaki bahçede doğdu. 2 erkek, 2 kız kardeştik, 4 kardeştik biz. Yunan işgali zamanında doğdu o. Ben o deniz kenarındaki evden iş yerine giderken hep korkardım bu Yunan askerlerinden. Hep laf atarlardı böyle kötü kötü. Onlara uzak geçerdim hep böyle. Ne olacak? 8 yaşında ya vardım ya yoktum. Ne diyorlardı mesela? Öğrendiklerim hep küfürdü. Söylenmez küfürler. Rumcayı da küfür olarak öğrendim zaten. Bir parçasını. O küfürün cezasını çektiler sonra. Dükkanın olduğu yerde kardeşimle beraber, kardeşim 2 yaş küçüktü bende, erkek kardeşim. Oyun oynuyoruz. 3 tane Yunan askeri durmuş, bak dükkana yakın. Şöyle etrafından bir dolaştık. Buraya gel buraya dedi, kolumdan yakaladı beni. Pat küt, dövmesin beni orada. Niye? Oynamak yasak, bilmiyor musun? Siz bizim esirimizsiniz artık dibilerde. Bizim sözümüz geçer. Oyun da yok, yasak. Sebebi bu. Bir şey yapmadık ki onlara. Kardeşim kaçtı, o yemedi dayı. Benim başıma patladı. Bu kadar, 8 yaşına kadar işte bu Yunan hakaretleriyle büyüdüm ben. Benim gibi herkes tabii. Kim bize hakaret etti, kim bize fenalık yaptı, hepsi yazıldı bunlar Türklerden, milliyetferver Türklerinden. Bu yaptıklarını Türkler bize tekrar yaparsa kaçalım İzmir'den diyerek denize atladılar vapura yetişmek için.